olunca konuşacak değerli dostları da görünce siyasi tartışmalar olmayacağını, Türkiye'nin çıkarları konusunda ortak bir noktada olacağımızı düşünerek mutlu bir şekilde stüdyoya gelmiştim. Ama Sayın Balbay'ın konuşmalarını görünce biraz üzüldüm. Sebebi de şu. Konuşma başlığımız bize gelen biliyorsunuz başlıklarda da kamuoyuna ilan edilen başlıklarda da Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinden çıkan kararlar, alınan kararlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklanması gereken katsa yaptırımları. Yaptım. Şimdi yaptırımları. Buradaki mesele şu. Şu soruyu sormasını beklerdim Sayın Balbay'ın. Avrupa Birliği niye Türkiye'ye karşı hasmane tutumlar içinde yer alıyor? Günaydın. Haklı mı? Haksız mı? Uluslararası hukuk açısından bakabilir buna. Ahde vefa açısından bakabilir. Komşuluk ilişkileri açısından bakabilir. Tarihsel ilişkiler açısından bakabilir. Hangi perspektiften bakarsak bakalım. İki, Amerika Birleşik Devletleri böyle bir hani konuşuluyor, imzalandı ama işte içeriği açıklanmadı. Belki biz programdayken açıklanabilir tartışması var. Peki niye Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı böyle hasmane tutum içine giriyor? Mesela bu. Yoksa buradaki ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Milliyetçi Hareket Partisi, ne de AK Parti. Partiye karşı anla, Türkiye'ye karşı bir şey var, tutum var. Bizim bakmamız gereken mesele bu. İkincisi, özellikle Türkiye'nin son dönem dış politikasını değerlendirirken bir şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Bizim yanı başımızda 8 şiddetinde bir siyasal jeopolitik deprem oldu. 2010'un sonuyla 2011'in başında bu coğrafyada bizim yanı başımızda içinde de olduğumuz sağımız, solumuz, güneyimize baktığımız zaman bunu görürsünüz. 8 şiddetinde bir deprem oldu. Jeopolitik deprem. Bu hem bölgedeki ülkelerle ilişkileri hem de bizim müttefiklerle ilişkilerimizi etkiledi. Şimdi birinci şey konuya geleyim. Avrupa Birliği diyor ki biliyorsunuz Fransa'nın, Yunanistan'ın, Rum kesiminin tavrı Türkiye'ye karşı daha böyle acıtıcı, zarar verici, canını sıkacak yaptırımlar bekliyorlar idi. Bu olmadı Söylemleri de dedikleri. daha net. Ha, Evet. Yaşar Hocam'ın, evet Yaşar Hocam'ın söylediği maddelere baktığınız zaman Türkiye'nin haklı olmasından dolayı onlar da kabul edilemez. Diyor ki Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, arama faaliyetleri kabul edilemez. Bunu Avrupa dayanışması çerçevesinde anlatmaya çalışıyor. Yunanistan'ın Rum kesiminin Kıbrıs olarak onu görüyorlar. Ve işte Fransa'nın Avrupa Birliği ülkesi olmasından ve bir de burada bir Avrupa dayanışması sergilemek istiyorlar. Buradaki soru şu. Bakarken ben sağımdaki, solumdaki, önümdeki, arkamdaki kişinin siyasal düşüncesine bakmam bu noktada. Baktığım nokta şu olur benim. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinde haklı mı, haksız mı? Konuşmamız gereken bu. Peki bunu haksız diyebiliyor muyuz? Hayır. Demiyorsak Türkiye şunu yaptı, şunu yaptı, şunu yaptı. Bunu boş verin. Türkiye'nin buradaki Allah'tan Türkiye bu gelen süreci görmüş de yöneticiler hiç olmazsa burada arama sondaj yapacak gemileri almışlar. Sayılarını artırmışlar. Bunları koruyacak da deniz kuvvetlerini güçlendirmişler. Ve burada faaliyet yürütecek, gücünü tek başına da olsa ortaya koyacak bir devlet potansiyeli ortaya koymuşlar. Önemli olan bu. Burada laf söylenmesi gerekiyorsa iki çift Avrupa Birliği'ne döneceksiniz, ona söyleyeceksiniz. Bu ilişkileri koparmak anlamında değil. Ama Türkiye'de aydın olmanın gereğinin bu olduğunu düşünüyorum. İkinci, Amerika Birleşik Devletleri. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri? Sen Rusya'dan S-400 aldın. Bunu almaman gerekiyor. Peki neye dayanarak bunu söylüyor? Ben kendimi korumam gerekiyor. Seninle müttefikim, seninle aynı ittifak içinde olmam bana güvenlik sağlamıyor. O ilk konuşmanın başında bahsettiğim 8 şiddetindeki jeopolitik ve siyasal depremi
kullanarak bırak sen benim güvenliğimi müttefik olarak yanımda olmayı, bunun karşısındasın ve Türkiye'ye karşı düşmanca hareketlerin içindesin. Ne yapıyorsun? PKK gibi bir terör örgütüne destek veriyorsun. Başka bir darbeye kalkışmış terör örgütünü de evinde besliyorsun. Türkiye'de kendine güvene almak için, kendi açığını kapatmak için senin vermediğini müttefik olarak diyor ki ben Rusya'dan alıyorum diyor. Ha seni alırsam ben sana yaptırım uygularım diyor. Bunların hepsi sadece Türkiye tarafından not edilmez. Peki. Dünya tarafından not edilir. Nasıl not edilir onu da söyleyeyim. Nasıl not edildiğini. Şimdi ilk defa bir NATO'nun en güçlü üyesi NATO'nun ikinci büyük ülkesine karşı yaptırım kararı alacak. Rusya da bunu not eder ne anlama geldiğini. Çin de bunun ne anlama geldiğini. Aynı zamanda Almanya da bunu not eder. Der ki Amerika Birleşik Devletleri ile sorun yaşadığında nasıl bir müdahale ile nasıl bir tavırla karşılaşacağını görür. Bunu göz önünde bulundurmak lazım. Bunu iyi okumak gerekir diye düşünüyorum. Zaten Amerika tarafından bu bitireceğim bir iki cümle söyleyip Amerika tarafından Türkiye'ye yaptırım uygulanıyor zaten. Uygulanmıyor mu? S-400 meselesi geldiğinde en belki bugün 5 madde alacaklardır. İşte tam da o noktada o zaman bir soru cevap yapalım isterseniz öyle bağlamış olun. Peki, ilk tur. Son cümlemi söyleyeyim. Sayın Hacı Salihoğlu. S-35 son cümle S-35 de parasını ödemesine rağmen ortağı olmasına rağmen S-35'leri engellemediler mi? Bu yaptırım değil mi? PKK'ya destek vermediler mi? Bu yaptırım değil mi? Türkiye'nin savunma sanayinde ihtiyacı olduğu mühimmatları örtülü veya açık engellediler. Bu yaptırım değil mi? Daha ne yapmak istiyorlar? Bunların hepsine geleceğiz. Zaten çok uzun uzadıya konuşacağız dediğim gibi ama Sayın Yaşar Hacı Salihoğlu şöyle bir cümle kullandı ilk turda. Bu arada Sayın Sinan Ogan stüdyoya aramıza geldi. Rötarlı oldu galiba uçak. Birazcık Twitter'dan, rötarlı sosyal oldu. Medyadan da. Nasıl kalabalık mıydı bu arada? Biraz kalabalık. Yani sanırım iki uçağı birleştirdiler. Öyle mi? Hoş geldiniz. Doktor Sinan Oğan 24. dönem milletvekili Türksan Başkanı İstanbul Stüdyosu'nda aramıza katıldı. Kendisi çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar tekrar. Sayın Şahin, Sayın Hacı Salihoğlu şöyle bir kendisine söz verdiğimizde şöyle bir cümleyle dahası soruyla ben dedim ki Biden yönetimine bırakabilir mi yaptırım kararı? Biden yönetimine bırakabilir dedi Sayın Hacı Salihoğlu. Böyle bir açıklamada isteyeceğim. Bu soruya da altyazı isteyeceğim ama sizle bir soru cevap yapalım. Sizce bırakabilir mi bu akşam bu yaptırım kararları? Biden yönetimine bırakılabilir mi? Bunu öğrenmek için gün boyu bazı güvendiğim insanlarla telefonda görüştüm. Biraz da izlemek istedim. Evet. Bırakmayacak gibi gözüküyor. Bugün bu kararın bir kısmı bırakacağını söyleyenler de var. Bir kısmı bırakmaz. Çünkü bütçeyi veto ederken önceki duruma göre biliyorsunuz bunu uygulayabiliyor zaten. 2019 bütçesinde de bu var. Buna dayanarak da bir şey yapabilir. Bütçeyi reddetmek isterse Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü başkanı Trump cumhuriyetçilere Türkiye üzerinden bir mesaj vermek isteyebilir. Peki. Diyenler de var. Amerika'yı yakinen takip edenlerden. O zaman Sayın Bağcı